Hani sen bana duygularımla baş edemiyorum dedin ya. Ben de edemiyorum Ayşe. Edemiyorum. Biliyorum bu durum ikimize de çok tuhaf geliyor. Ne hissettiğimizi kendimize bile açıklayamıyoruz. Ama bence bu gerçek. Bu oyun değil. Hayat kadar gerçek. Benim kalbim de mantığımda aynı şeyi söylüyor. Ayşe diyor. Ayşe. Baha. 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 Nasıl geldin sen buraya? Neredesin? Çıktın mı? Bekliyorum. Baha hadi burada duramayız. Gitmemiz lazım hadi. Yolun sonuna geldin Ayşe. Buradan çıkış yok. Ayten, bunları unuttun. Abla yani sordum o kadar başka bir şey var mı diye. Taksit taksit iş yaptırıyorsun ama ya. Hadi kızım çenen değil elin çalışsın hadi. Hadi. Kezban. Buyurun hanımım. Ayşe Hanım çıktı mı? Az evvel çıktı hanımım. Ayten sen ne bekliyorsun hala? Hadi oyalanma daha sarma sarılacak. Yürü. Ayten. Ağır değil mi o elindekiler? Ver bana ben atarım. Ellerim kutlu vallahi.
Vay be. Demek o konakta yaşıyorsun ha? Bırak şimdi konu asıl. Ya buraya nasıl geldin gerçekten? Hala inanamıyorum. Şu haline. Yaran kanıyor. Ameliyat oldum da hareket ettim. Durur şimdi. Ne yapalım? Hastaneye gidelim mi? Ya kaptan sen sür. Peki. Ehliyet lütfen. Benden kolay kolay kurtulacağını mı sandın? Affet beni. Ne bekliyordun ki zaten? Koşa koşa gelip kollarına mı atlayacaktı sanki? Gelemeyeceğim, affet beni. Acil bir ilaç bulmamız lazım sana. Sen varsan ilaca gerek yok. Çok kızgınım sana Baha. Yurt dışına kaçıyorum dedim. Bana yalan söyledin. Ya bir insan niye kaçar hapisten anlamıyorum ya. Ne derdin var senin? Sen niye evlendin sen? Ha? Konumuz şu an evlilik değil. Sen bir kaçaksın ve şu an yaralısın. Ya cezan katlanacak senin. Aşık mı oldun sen bu adama? Gidip teslim olacaksın. Gidip polise teslim olacaksın. Bak sana söz veriyorum. Sen git teslim ol. Ben seni kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacağım ben. Ya. Benim yüzümden evlendin değil mi? Beni kurtarmak için gittin. O zengin herifle evlendin. Saklamana gerek yok. Avukatlık ücreti. Anneme para yolluyormuşsun. Haberim var. Ben seni mecbur ettim bütün bunlara. Benim yüzümden o herifin ağız kokusunu çekiyorsun. Sen bu haldeyken ben teslim falan olamam. Kaçacağız.
Birlikte kaçacağız. Beni kimseyi mecbur bırakmadın sen. Severek evlendim ben o adamla. Aşık oldum ben ona. Yine kanıyor. Yani bir şey yapmam lazım. Acil yardım bulmam lazım. Efendim Ayşe'cim. Vediye abla. Yardımına ihtiyacım var. Ama ne olur, niye diye sorma, olur mu? Senden başka yardım isteyeceğim kimsem yok. Tamam, sormuyorum. Yapabileceğim bir şeyse. Bana acil bir ev lazım. Çok acil hem de. Sen Hande'yi kıskanıyor musun yoksa? Otele de gelmişsin. Ben kimseyi kıskanacak kadar aşık olmadım. Bu duyguyu ben hiç yaşamadım. Evet, otele geldim. Aptallık ettim belki, bilmiyorum ama... Ya lütfen bırak beni gideyim. Ben bu duyguyla baş edemiyorum. Hangi duyguyla Ayşe? Hangi duyguyla? Baş edemediğin şey ne? Boş ver. Ben sana o kadar alıştım ki. Ben sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki. İstediğin kadar açma sevgilim. Gün gelecek sen beni arayacaksın. Kezban, sen git diğer odaya bak. Tamam hanım. Yanlış duymuş olmayasın. Ortalığı boş yere ayağa kaldırmayayım. Yok hanımım, kulaklarımla duydum. Ayşegül'ün kendi söyledi. Evlilik dedi, sözleşme dedi. Hatta bir ara Vediye Hanım'a aramızda kalsın bile dedi. Şantaya baktın mı? Hayır, bakmadım. Ceplerine iyice bak şimdi. Şuraya baktın mı? Bakmadım. İyi, tamam, sen bunları kontrol et. Ne
Ne yapıyorsun sen ha saate burada? Hafiyeliğe mi başladın? Ayşe'ye bu kadar iyi davranmandan anlamalıydım zaten bir şeyler olduğunu. Başından beri bu evliliğin bir oyun olduğunu hissediyorum Adnan. Çocuklarım için, ailem için çırpınmak yine bana düştü. Ben daha çok karşımda oğlunun mutluluğuna inanmayan ve bunu kanıtlamak için çaresizce çırpınan birini görüyorum Azade. Hanımım, Allah sizi inandırsın. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Benim de oğlum var. Evladının bile bile kör bir kuyuya atlamasına hiçbir ana yüreği dayanmaz ki. Bu dünya böyle Kezban. Anneler temizler, babalar koklar. Neyse, buraları toparla hemen. Tamam hanım. Düzgünce as, yerine yerleştir her şey. Tamam hanım. Ferit. Şimdi bu otelle ilgili belgelere baktım. Falso görünmüyor ama gözüm üstlerinde. Bir yamuklarını yakalayayım, tepelerine bineceğim. Ekşisin sen. Ne oldu, Ayşe'yle mi kavga ettin? Bak oğlum, evlilikte olur böyle şeyler ya. Vallahi olur. Şimdi kadın ayrı telden çalar, erkek ayrı telden çalar. 6 ay, 1 sene sonra da alışırsın. Kimse kimseye alışmıyor abi. Ayşe 6 ay sonra gidiyor. Ne diyorsun oğlum sen? Bizimki gerçek bir evlilik değil diyorum abi. Ayşe ile birbirimizi tanımıyoruz bile. Tanıştık, konuştuk, anlaştık. 6 ay sonra herkes kendi yoluna dedik. Yani senin anlayacağın 6 ay sonra ben kendi hayatıma, o kendi hayatına. Ötesi yok. Her şey sahte. Evlilik tezgah. Anlatabildim mi? Allah Allah. Şimdi aynı yatakta yatmıyor musunuz? Yatmıyoruz abi, yatmıyoruz. Ede bunu mu merak ettin ya? Ne garip adamsın sen ya? Allah Allah. Tamam oğlum, bu sinir ne ya? Bir dur. Görenden nikahı ben kıydım zannedecek. Ama ben biliyordum. Vallahi biliyordum. Şimdi ne diyorum ben biliyordum ya? Ne biliyordun? Ne biliyordun ya? Sen ne biliyordun sen? Ben bile olayların buraya nasıl geleceğini tahmin edemedim, bilemedim. Sen nereden biliyordun? Sen bir bak bakayım bana. Sen bir abinin gözünün içine bak. Baktım. Gözümün içine bak. Baktım. Sen bu kıza abayı yaksın oğlum. Anladın? Abayı yakmadım abi. Saçmalama, ne abayı yakması ya? Ben sana diyorum ki her şey diyorum tezgah. Her şey sahte. Kız 6 ay sonra gidecek diyorum, sen abayı yaktın. Tamam, bu sinir ne o zaman? Aşıksın oğlum kıza. Aşık oldum diyorsun. Yok abi, yok. Aşk meşk yok. 6 ay. 6 ay. Allah Allah. Ama oğlum bak, şimdi gitmesini istemiyorsan da göndermemek senin elinde, ama çaba sarf edeceksin bunun için. Anladın mı? Ayşe zor kız. Ama benim kardeşim de dünya yakışıklısı. Abi bırak şimdi ya. Dur bir. Bekle. Haleman, tam zamanında, evet. Ferit'in yanındayım, ne oldu? Tamam sen git, geliyorum ben. Geliyorum ben. Eman, hem arıyorsun hem konuşmuyorsun. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu kız yoksa? Yok. Kötü bir şey yok. Yani var mı yok mu bilmiyorum ama... ben öylesine ne yapıyorsun diye aradım. Ne yapayım, şirketteyim, çengi oynatıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. İşimin gücümün başındayım kızım. Sen Müge'yi okula bıraktın mı? Ha, bıraktım. Onu okula bıraktın. Sen iyisin, hiçbir sıkıntı yok, her şey yolunda. Tövbe tövbe. Ya öldüm de benim mi haberim yok kızım ya? Bir de sorguya çekiyor beni. Ne diyorsan de dünya kadar işim var, hadi. Aslan, tam bağırıp durma. Ben sadece sesini duymak için aradım. Karınım değil mi? Sesini duymak için seni arayabilirim. Neyse tamam, iyisin zaten, sorun yok. Hadi kapattım ben telefonu.
gidecektir mi? Yirmi iki, 24. 25 burası. Gel. Oh. Bekle. Birine mi bakmıştınız? Vedi ablanın evine geldik biz. Evet, orası da. Sen niye oluyorsun? O pek gelmez buralara. Biliyor, ben konuştum onunla. Haberi var. Kız da Veda gibi pavyondan zar. Dostuyla da eve girdi anam utanmadan. Gerçek ihanet nasıl oluyormuş göreceksin şimdi Ferit. Alo. Burak, sana Antakya'da interneti sallayacak bir haberim var. Bomba haber. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Tamam, gel hadi gel. Sobası. Ha, bunun aynısından bizim köyde var idi. Vay be. Karıştırmayalım. Misafiriz. Geç uzan. Merhaba. Avukat hanımla görüşebilir miyim? Ben Ayşe. 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 Ayşe, sen ne yapıyorsun? Hadi telefonu bana. Bu iş böyle olmaz Bahar. Ayşe. Bana bu telefonu verir misin? Hayır. Teslim olacaksın. Amacın ne senin? Sen beni yine hapse mi attırmak istiyorsun? Ne yapıyorsun Baha? Kendine gel. Ben yine hapse gireceğim. Sen de gideceksin kocanla sıcak yatağınızda mışıl mışıl uyuyacaksın. Bunu mu rabat gördün sen bana? Ne diyorsun sen be? Bana bak, düzgün konuş benimle. Ben seni düşündüğüm için yapıyorum bunu. Sen var ya. Sen kendinden başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Ya ne oldu sana ya? Sen böyle biri değildin. Tanıyamıyorum ben artık seni. Ben hep öyleydim kızım. Hep sevdim seni. Hep beni sev diye bekledim. İçeri girince dedim ki tamam. Tamam artık, kazandım gün. Oldu dedim, beni sevecek, beni bekleyecek. Kadrimi, kıymetimi bilecek. Sen ne yaptın? Evlendin. Peki benim suçum ne? Nerede yanlış yaptım? Nerede? Ben miyim suçlu? Ne zaman umut verdim sana? Ne zaman ben seninle bir gelecek planladım? Seninle gelecek planımı yaptım. Ya sırf beni koruduğun için seninle evlenmek zorunda mıyım ben? Sırf
karşına zengin biri çıktı diye onunla evlenmek zorunda mıydın? Ya güvendiğin. Güvendiğin ya. Dayandığın. Evini aldığın tek adam bendim. Yıllarımı harcadım ben senin güvenini kazanmak için. Ne? Hangi ara inandın? Hani sen evlenmezsin Ayşe. Karşıydın evliliğe. Korkuyordun. Ne oldu Ayşe? Esas var ya ben seni tanıyamıyorum. Ne oldu benim tanıdığım Ayşe? Bak bu adam kandırmış seni. Tamam bir şekilde aklına girmiş başarmış. Ama benim yüzümden çünkü ben seni yalnız bıraktım. Ama bak buradayım. Geldim. Beraber gideceğiz buradan tamam. Sen ben. Uzaklara. Sen buraya ait değilsin Ayşe. O adama ait değilsin. Kafanda senin nasıl bir Ayşe var bilmiyorum ama hiçbir zaman sana ait olmadım ben. Bir bataklığa saplandım gömülüyorum ben Ayşe. Tutmayacak mısın beni? Ha? Kurtarmayacak mısın? Ben o dört duvara mahkum edeceksin. Sen beni kendine mahkum etmeye çalışıyorsun. Sırf sen beni kurtardığın için benim diyet ödememi bekliyorsun. Bittim ben. Sen yoksan anlamı yok. Neden yaşayayım ki? Kim için? Ne için? Ben bittim. Bittim ben. Artık ne anlamı var ki? Ne anlamı var lan? Ne anlamı var lan? Baha. Hayatım benden ibaret değil. Bir ailem var senin. Annen var, kardeşin var. Yani yeter artık. Niye böyle yapıyorsun? Anlamıyorum. Gerçekten yeter Baha ya. Ya tamam git. Git kocana git. Git ona sarıl. Ben de hapse girerim girer girmez de öldürdüğüm çocuğun ailesi temizler beni. Git hadi. Çünkü sen benim ölmemi istiyorsun. Onlar mı yaraladı seni? Boşuna bekleme. Gazeteciler gelmeyecek anne. Buyurun Necati Bey, dinliyorum. Bu ne cüret? Bu ne terbiyesizlik? Gelinim burada, konakta. Kim uyduruyor böyle şeyleri? Çabuk ismini istiyorum. O hadsizin cezasını bizzat ben vereceğim. Söyle dedim sana. Söyle. Birazdan gelinin herkese rezil olacak. Arkasına bakmadan koşarak gidecek buradan. Demek gelinimi rezil etmek için çağırdın gazetecileri. Evet tabii ki. Yaptığı ahlaksızlığı herkes görünce Ferit'in yakasından düşer artık. Ben seni daha akıllı sanırdım Hande. Burada rezil etmeye çalıştığın Ayşe değil, düpedüz sancakzadeler. Herkesin diline düşen biz olacağız. Gelinim değil. Gelinin oldu demek. Benim düğünde herkesin içinde öylece kalışım ne olacak? Ailemin içine düştüğü durum ne olacak? Bütün bunlar olurken sen ne yaptın? Ertesi gün o kıza elini öptürdün. Konağı aldın. Beni hiç düşünmedin. Şimdi bana burada haddimi bildirmekle oyalanacağına... git o kıymetli gelinin aşığıyla neler yapıyor bir bak bakalım. Ondan sonra konuşalım Azade Hanım. Hadi. Görelim bakalım. Bana attığın tokadın hesabını çok fena soracağım sana. Çok pişman olacaksın.
geldi anne. Yemin ederim buradaydılar. Gözümle gördüm, bu eve girdiler. Kerim, gidiyoruz. Ben kimseyi kıskanacak kadar aşık olmadım. Bu duyguyu ben hiç yaşamadım. Evet, otele geldim. Aptallık ettim belki, bilmiyorum ama... Lütfen bırak beni gideyim. Ben bu duyguyla baş edemiyorum. Niye gelmedin Ayşe? Merhaba abi. Abi bir sıkıntın var. Bir yanlışımızı mı gördün? Yanlış. Şimdi deveye sormuşlar. Senin boynun niye eğik kardeş? O da demiş ki benim nerem doğru ki? Ulan salak. Sen baştan aşağı yanlışsın lan. Salak. Hırsını benden çıkarman daha mı kolay? Bir geri bas bakayım. Kimsin oğlum sen? Sen kimsin? He? Sen kimsin ki ben senden ne çıkaracağım? Ben senin yerinde olsaydım tepkimi babama, kardeşime gösterirdim. Neticede senin genel müdür olmanı engelleyenler onlar. Hı. Ama sen de haklısın abi. Hazmetmek zor. Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Aklınca şu küçücük beyninle benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Gül bakayım. Baleç mısın sen? Gül lan. Hatırlıyor musun? Çocukken Ferit'le çarşıya pazara giderdiniz. Adnan amca arkanızdan beni yollardı. Ha? Niye geldin lan derdin söylemezdim. Şimdi söyleyeyim mi? Ha? Arkanızı toplamaya geliyordum. Babanız hala bana arkanızı toplattırıyor. Acı geliyor değil mi? Ferit de sana bu durum acı geliyor. Güller. Kaldır kafanı. Gül hadi. Ne oldu gülüyordun? Gül hadi gül. Güller. Gül gül yakışır sana. Gül de bir ağzını burnunu dağıtayım. He? Bir ağzını burnunu dağıtayım. Çek şöyle. Affet beni. Ben senin sözünü dinlemedim. Sana karşı geldim. Ama söz veriyorum bir daha hiçbir sözünü ikiletmeyeceğim. Ne olur beni köye gönderme. Leman ne yapıyorsun? Çabuk ayağa kalk. Sen Sancakzadelerin gelinisin. Ona göre davran. Bir gören olacak. Anne ben hata ettim. Ama söz bir daha hiç seni kırmayacağım. Şimdi eğer beni köye gönderirsen Sinan'la Ebru... Kim? Kim dedin sen? Ebru. Sinan'ın eski nişanlısı Ebru.
Ne olmuş Ebru'ya? Antakya'ya geri dönmüş. Gördüm, ikisini birden gördüm. İkisini. Abi. Abi. Ne yaptın sen abi? He? Ne yaptın sen? Ne oldu, ne yapmışım ben gene ya? Ne demek gene ne yapmışsın? Gördüm Yaman'ı. Dövmüşsün. Yok, öyle dövme demeyelim ona. Dövme değil. Onun ufak bir sevgi ihtiyacı vardı. Ben de ona biraz sevgi gösterdim. Zaten bir yumrukta yere serildi enayi. Abartma onun bir yumruk sadece ya. O dua etsin, pencereden aşağı atmadığıma dua etsin o namussuz. Çoktan hak etti o. Atsaydın abi pencereden aşağı. Atardım. Atsaydın. Atardım ya. Oğlum. Baktın ölmedi, kafasına sıkardın. He? Değil mi? Hatta ben de Hande'yi öldüreyim beni aldattı diye. Yarın da gazetelerin 3. sayfasında okuruz kendimizi namus cinayeti işlediler diye. Nasıl olsa bu memlekette herkesin birini öldürmek için haklı bir sebebi var. Ya? Ulan birinin namusu lekelenir, öbürünün evinde yemek pişmez, hakem penaltı vermez, doktor ilaç yazmaz, canı sıkılan adam vursun, kadın öldürsün. Nasıl erkek olacağız başka, değil mi? Nasıl erkek olacağız? Ya sen mi yarattın da öldürmeyi kendinde hak buluyorsun? Pencereden atacağın adama sen mi can verdin de sen alıyorsun canını? Bana bak abi, namussuzluk eden kendine eder. Adam olan da yolunu ayırır, arkasına bakmadan gider. Tamam oğlum, ne yaptın sen de? İyice gömdün abine. Ben öyle bir insan mıyım? Lafın gelişi öyle dedim ben. Yoksa kimseyi geberttiğimiz falan yok. Hem o yumruk şeydi. Yani genel müdürlük meselesi var ya, ondan zannediyorum. Yoksa Hande mevzusuna bir yumru belli etmedim. Tamam, anladın. Bir daha başını belaya sokmayacaksın. Sana anlattığıma beni pişman ettirme ya. Lütfen. Bari sana güveneyim be. Ya iyi tamam, bir daha olmaz ya. Aman. Yemin edeceksin Müge'nin üstüne. Öyle bir şey yok. Ne demek öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Var öyle bir şey. Evladının üstüne yemin edeceksin, söz vereceksin bana. Ben biliyorum seni. Seni başka bir şey durduramaz. İyi tamam. Tamam. Söz. Tamam. Bak bu sözün üstüne başka söz tanımam. Eyvallah. Eyvallah. Bak, yine sana bakıyor şu Almancı çocuk. Geliyor. Geliyor mu? Evet. Tamam, git sen git, hadi git. Ne haber? İyi, sen? İyiyim ben de, alışmaya çalışıyorum. Ya Almanya'dan sonra Antakya çok zor değil mi? Küçük yer sonuçta. Ya küçüklük sorun değil de... burada herkes birbirini eskiden beri tanıyor. Bütün şehir kocaman bir aile gibi. Baksana, babaannenden bile arkadaş çıktı. Evet ya. Ama ben burada kimseyi tanımıyorum. Pardon. Tabii. Sana kaç kere arama demedim mi? Baba falan değilsin, belasın sen. Annemi de benimle rahat bırak artık. Anladın mı beni? Cenk, iyi misin? Bir sorun mu var? İyi, bir şey yok. Efendim Ayşe'cim. Azade Hanım burayı biliyor muydu Vedi abla? Burası Antakya güzelim. Burada hiçbir şey gizli kalmaz ki. Ayşe, bak başın beladaysa söyle lütfen. Hayır, ne yapacaksın orada? Ne oluyor? Hayır, ne olduğunu ben bir bilsem. Yani lütfen bana bir şey sorma şu an. Lütfen. Tamam, sormuyorum. Hay Allah'ım, iyice meraklandım şimdi ama ya.
Ben mi oraya gelsem, ne yapsam bilemedim ki. Hayır hayır, hiç gerek yok. Ben hallediyorum şu anda, toparlıyorum her şeyi. Sen zaten yapacağın her şeyi yaptın. Evini bana açtın. Çok teşekkür ederim Medya abla. Bir gün sana anlatacağım her şeyi. Söz veriyorum. İyi peki, tamam. Sen öyle diyorsan. Ama bak, bu işte bir bit yeniği var, ben sana söyleyeyim. Biri seni takip falan etti herhalde. O zaman burada kalamayız. Tekrar gelirler. Yok yok, sen hiçbir yere kıpırdama, kal orada. Bak ben şimdi mahalleden bir çocuğu da tembihleyeceğim. Tamam mı? Kuş uçurtmayacaklar orada. Hiç merak etme sen. Peki sen konağa dönecek misin? Yani Ferit'in de bir şeyden haberi yok anladığım kadarıyla. Yok. Döneceğim. Birazdan döneceğim. Ayşe'cim, bak sen çok iyi niyetli, çok temiz yürekli bir kızsın. Ama unutma ki cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Aa, Leman Hanım'ım gitmemişsiniz. Gitmedim. Başım çatlayacak gibi ya, bana bir ağrı kesici bulsam ha. Tamam tamam, şimdi vereyim. Hay Allah. Niye böyle ağrıdı ki? Başını ağrıtan şeyi o ilaç getirmez. Kezban bizi yalnız bırak. Tabii. Otur Leman. Seni ben seçtim. Neden biliyor musun? Daha gelin hamamında anladım. Bu gelin itaatte kusur etmeyecek. Soyadımıza saygısızlık etmeyecek. Büyüklerinin yanında nasıl davranması gerektiğini bilecek, yüzümüzü yere düşürmeyecek dedim. Bugüne kadar da öyle geldin. Bundan sonra da öyle devam edeceksin. Ha, Ebru meselesine gelince, nasıl Sinan'la istediği yuvayı kurmaya gücü yetmediyse yıkmaya da yetmeyecek. Ben hayatta olduğum sürece buna izin vermeyeceğim. Yeter ki sana verdiğim şansı boşa harcama. Hı? Sağ ol anne. Tamam. Beni affettiğin için sağ ol anne. Hadi topla kendini. Ben şimdi gidiyorum. Bu ev sakin ve güvenli senin için. Sakın bir yere gitme, tamam mı? Yaranın iyileşmesi lazım. Ayşe gitme. O adama gitme. Daha kimse bizden şüphelenmemeli. Bak kendini de yakarsın, beni de. Ben şimdi eve gidiyorum. Ama yarın sabah geleceğim, tamam mı? Ev diyorsun Ayşe, hala oraya ev diyorsun. Tamam git. Bağlama bütün bağlarını, kopar. Sonra buraya gel, tamam mı? Beraber gideceğiz buradan. Ben bekliyorum seni burada. Baha başlama yine ya. Yeter artık. Canım acıtıyorsun. Ya sen beni duydun mu? Git bağını kopar. Yoksa var ya bu dünyayı da yakarım, okulunu da yakarım. Saplandım, gömülüyorum ben her şeye. Tutmayacak mısın beni? Ben o dört duvara mahkum edeceksin. Git hadi! Kocana koş! Ben de hapse girerim, girer girmez de öldürdüğüm çocuğun ailesi temizler beni. Alo. Alo Ayşe Hanım, orada mısınız? Merhaba. Baha ile ilgili haber alabildiniz mi diye merak ettim. Tamam peki. Haber veririm.
Teşekkürler. Efendim? Açmayacaksın sandım. Niye açmayayım? Bilmem. Nasılsın? Nasıl olduğumu merak ettiğin için mi aradın? Ben sana mesaj olarak atmıştım gelemeyeceğimi. Aldım mesajını, sorun yok. Aslında konuşmak için aradım. Uygunsan tabii. Şu an çok işim var, akşam konuşuruz. Peki. Evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hande, bu sabah yine erkenden çıkmışsın kızım. Göremedim seni. İşlerim vardı. Yavrum, bana verdiğin sözü bu defa tutacaksın değil mi? Sancakzadelerden uzak duracaksın kızım. Ben sana söz falan vermedim. Üstüme gelme diye idare ettim seni sadece. Hande. Yavrum ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun? Ben sadece senin iyiliğin için söylüyorum. İyiliğimi istiyorsan susacaksın anne. Susacaksın ve o sancakzadelere neler yapacağımı izleyeceksin. Çünkü ben Ferit'ten de vazgeçmeyeceğim. O kader dediğin azadeye de o konakta rahat vermeyeceğim. Bundan sonra görsün bakalım herkes. Hande Varoğlu kimmiş? Azade bir şey mi söyledi kızım? Kötü bir şey mi oldu? Söylesene. Alo. Sen beni ne yüzle arıyorsun? Bir işi beceremedin. Nasıl yani? Siz yayınlamadıysanız kim yayınladı? Güzel. Öpüyorum seni. Gel. Ferit Bey, pardon. Rahatsız etmek istemedim ama... Buyurun Türkiye Hanım, buyurun. Bunu göstermek istemiştim de size. Bakalım. Sancakzadelere yeni gelin şoku. Ferit Sancakzade'nin olaylı bir düğünle evlendiği yeni eşi Ayşe Sancakzade... ...sevgilisiyle bir evde buluştu iddiası. Siz çıkabilirsiniz, teşekkür ederim. Bana bak Murat. Başlatma Ferit Bey'inden. Beni dinle. Aç kulağını, beni iyi dinle. Ulan senin biraz şerefin, biraz haysiyetin varsa kimsenin karısı kızı hakkında yalan yanlış haber yapmazsın. Namusuyla oynamazsın. Ulan sen 3 kuruşluk reklam alacaksın, prim yapacaksın diye sen nasıl başka birinin hakkında yalan yanlış haber yaparsın? Ayağını denk al. Ayağını denk al. Ferit. Hande, bu internette dolaşan haberler ne? Ne oluyor Ferit? Tamam, bana güvenmiyorsun anlıyorum ama her konuda da günah keçisi olarak beni görme. Ben de okudum haberi. Şaşırdım. Ama inanmadım desem yalan olur. Hayal kırıklığına uğradığını anlıyorum. Hande, masum bir insana iftira atıyorsun. Yapma. Ben haberi gördüm ve şaşırmadım dedim sadece. Benim bir alakam yok. Ama annene sorabilirsin. O her şeyi biliyordur.
Amca selam. Oo yeğenim. Hayırdır, uğramazdın buralara. Bundan sonra uğrayacağız. Biraz işimize gücümüze bakalım değil mi? Müdürlük olmayınca baban seni mal yüklemeye mi gönderdi? Yok yok, ondan değil. Bundan sonra departmanların denetimi bende. Gerekli gereksiz denetim yapacağım. Amcanı bile denetlediğine göre can sıkan bir şeyler olmuş. Yo yo, seninle bir alakası yok. Şimdi gözden kaçan bir şeyler olmasın, sonradan başımız ağrımasın diye böyle bir karar alındı. Şimdi amca, sen bu son ayın siparişlerini, irsaliye, fatura ne varsa bana bir getir. Ben bir bakayım onlara, tamam mı? Biraz serleyelim değil mi? Ay. Yaman. Sinan burada. İşleri kurcalıyor. Kendini meşgale arıyor Sinan. Babasının gözüne girmesi lazım ya. Sana bak, bu mallar için burası riskli olmaya başladı. Yaşayacak başka bir yer bulmamız lazım. Boş bir araziye gömelim mi abi? Ne diyorsun? İyi fikir. Ben şimdi eve geçiyorum. Akşam arayacağım seni, tamam mı? Tamam abi. Haberleşiriz. Tamam. Vay 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 vay. Sen yine ne arıyorsun burada? Hı? Sen gel bakayım, gel. Gel bakayım. Söyle bakalım. Yine ne çalmaya geldin? Ben hırsız değilim. Ekmeği bol çalmıştım, borcumu ödemek için geldim. Zeytin miydi senin adın? Dur Zeytin. Ya nereye gidiyorsun? Zeytin. Ya nereye gidiyorsun? Bir konuşsaydık. Allah'ım ya. Ulan insan. El kadar çocuk sana insanlık ders verdi. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Ben de yardım edeyim size. Var mı başka yardım edilecek bir şey? Yok Gelin Hanım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Müge'cim, Ferit amcan geldi mi? Vallahi dedemle babamı gördüm ama amcamı hiç görmedim. Müge, bırak artık o telefonu elinden. Yemek masasındayız. Merhaba. Ayşe Hanım, bugün sizi pek göremedik ortalıkta. Nerelerdeydiniz? Birkaç ihtiyacım vardı. Onun için çarşıya çıkmıştım. Hazır çıkmışken biraz dolanayım dedim. Beyaz elbisesi çok yakışmıştı. Çıkarmışsınız. Kirlendi. O yüzden çıkarmak zorunda kaldım. Teşekkür ederim. Of! İyi akşamlar. Annem var ya, kurt gibi açım. Yemin ediyorum her şeyi yiyeceğim. Kendimizi eve zor attık ya. İyi akşamlar. Leman nerede? Biraz şey kırgın. İyi akşamlar kızım. Adnan otursana. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elbise çok yakışmış. Sana sormadan giydim ama da kusura bakma. İyi etmişsin. İyi misin? Oğlum. Ferit, canını sıkan bir şey mi oldu oğlum? Canımı sıkan değil baba. Canımı yakan bir şey oldu. Anneme soralım ne olduğunu. O anlatsın bize. Çünkü kendisi evlat canı nasıl yakılır çok iyi biliyor. Ne anlatacakmışım sana? Ayşe'ye nasıl iftira attığını anlatacaksın anne. Onu bu konaktan göndermek için nasıl oyunlar kurduğunu anlatacaksın. Anne sen ne yapıyorsun ya? Sen ne zamandan beri belden aşağı vurmaya başladın? He? Ne zamandan beri? Ferit. Sen ne söylüyorsun oğlum? Manyak mısın lan sen? He? Ne biçim laflar lan bu anneme? Ne biçim laflar ha?
Ne biçim laflar? Al bak abi, al bak. Bak, bak burada ne yazıyor? Al, al oku. Ben bu evde nasıl nefes alacağımı unuttum artık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim annem benim karımı lekeliyor. Benim karım buradan gitsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Bak, bak burada ne yazıyor? Azade Sancakzade yeni gelinini bir evde aşığıyla bastı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne bu? Kardeşim sen böyle her yazılana inanacak mısın? He? Nereden biliyorsun annemin gerçekten bir ev bastığını? Bak, kafanı kullan. Belki bunlar bizim arkamızdan çevrilen işler. Anladın mı? Annem açıklasın o zaman bizi. Evet anne, sen anlat. Senden duyalım. Hadi. Söyle bana, bastın mı evi, basmadın mı? Bir şey söyle. Anne. Anne susacak mısın? Yapma. Gerçekten gittin mi eve? Azade. Ya anne yüzüme bak, yüzüme, yüzüme bak da bir şey söyle. Ben senin karının bir aşığı var mı yok mu bilemem. Böyle bir şeyi karına soracaksın, o da sana anlatacak. Ya da anlatmayacak. Asıl can yakan ne biliyor musun? Yıllardır üzerinize titreyen, mutlu olmanız için çırpınan, ailesi için, ailesinin şerefi için canını verecek olan annenin böyle bir şey yapabileceğine inanman. Eğer gerçekten buna inandıysan, sen benim evladım olamazsın Ferit. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Azade, bir saniye. Annen hayatta böyle bir şey yapmaz. Ve bu söylediklerini hak etmiyor. Benim karım da bunları hak etmiyor baba. Ayşe de böyle bir şeyi asla yapmaz. Ayşe benim arkamdan iş çevirmez. Kağıt parçasıyla, bir sözleşmeyle evlendiğin kadına bu kadar güveniyorsun ya. Yani. Bu evcilik oyununu bitirelim artık. Ayşe ile evliliğinizin bir oyun olduğunu biliyorum. Belki bilmeyenlere açıklamak istersin bu sözleşme meselesini. İsterim anne, isterim. Sen hiç merak etme. Ben herkese işin aslını, doğrusunu anlatırım. Annem doğru söylüyor. Biz Ayşe ile bir sözleşme yaptık. Gidip getireyim de şu sözleşmeyi, bitsin artık bu işkence. Ferit. 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 Ferit ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Her şeyi anlatacak mısın onlara? Öncesinde biz konuşsak. Konuşacağız Ayşe, konuşacağız. Ama önce gidelim şu meseleyi çözelim, tamam mı? Hadi gel, karım rolünü oynamaya devam et. Yanımda ol. Hadi. Al anne, al oku. Hepiniz okuyun. Ayşe ile evlilik sözleşmesi yaptık. Mal ayrılığı sözleşmesi. Zekice. Bu sözleşmeyi Ayşe istedi, ben değil. Kabul etseydi ben onunla sözleşmesiz evlenirdim seve seve. Ama o izin vermedi, direndi. Kimse beni yanlış tanımasın dedi. Hangi kadın seni bırakıp gitmek ister ki? Hele ortada böyle vazgeçilmez bir servet varken. Anne ben sana anlatamıyorum galiba. Burada vazgeçilmez olan ben değilim. Servetimiz de değil. Ayşe, Ayşe. Tamam mı? Ayşe. Ayşe benim karım. Eğer o bu konaktan giderse ben de giderim. Size son sözüm bu. O kadar. Ferit. Ferit. Daha
daha dün gibi. Minicik de ellerim. Koşup gelip ellerimi tutardı. Annem. Annem. Sakın bırakma ellerimi. Sensiz yaşayamam derdi. Sensiz yaşayamam. Şimdi çıkmış. Başkası için onsuz yaşayamam diyor bana. Anne. Evet. Şimdi konuşabiliriz Ayşe. Buyur. Şey, ben sözleşme meselesiyle ilgili, yani sözleşmeyle ilgili konuşacaktım. Ben sandım ki sen... Ne sandın ki? Başka bir şey söylemeyecektin yani, öyle mi? Gündüz de konuşacaktın, gelmekten vazgeçtin. Gelmekten vazgeçtiğin gibi konuşmaktan da mı vazgeçtin şimdi? Ne oldu? Keşke sana her şeyi anlatabilsem. Ne kadar çaresiz olduğumu. Başımı omzuna yaslasam keşke. Bana güç versen, tutsan ellerimden. Anlatamam. Kızma bana Ayşe. Kızdın mı? Çok çaresizsin. Benim karım da böyle bir şeyi asla yapmaz. Ayşe benim arkamdan iş çevirmez. Gerçekleri anlatmam lazım. Ben seninle Antakya'ya dönerken yüreği nefret dolu biriydim. Bu duygu geçmeyecek diye çok korktum. Gördüğün her şeyden, herkesten şüphe etmek berbat bir şey. Herkes kirliydi. Güvenilmezdi benim için. Nefesim kesilecek, boğulacak gibi hissediyordum. Ta ki yağmurda dans eden o kızı görene kadar. Kız beni karanlığımdan uyandırdı. Kabuslarımdan uyandırdı. Şüphe edecek bir şey yoktu ondan. Mutluydu, güçlüydü. Hayat kadar gerçekti. O hayattı. Ben o kızın yüzüne her baktığımda nefes alabildiğimi hissettim. Oh be dedim. Çok şükür dedim. İyi ki dedim. Bir insana, bir kadına yine güvenebileceğimi hissettim. Senin sayende Ayşe. Senin sayende. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ayşe. Senin hakkında kim ne derse desin, Ayşe'nin mutlaka geçerli bir sebebi vardır derim. Ama bana lütfen gerçeği anlat Ayşe. Bugün ne oldu? Hı? Geleceğim dedin, gelmedin. Sonra da o haber çıktı. Annem bile konuşmuyor. Sustu. Bir şey demiyor. Bak, sen bana sadakat sözü vermedin. Bu konuda bir şey diyemem.
Ama ben bir tek gerçekleri öğrenmek istiyorum. Lütfen bana gerçeği söyle Ayşe. Niye gelmedin? Bir derdin mi var, bir sıkıntın mı var? Anlat, paylaş benimle. Senin de bana güvenmeni istiyorum. ...yılla yargılanacakmış. Haberin var mı senin? Ne? Ben de hapse girerim, girer girmez de öldürdüğüm çocuğun ailesi temizler beni. Git hadi! Çünkü sen benim ölmemi istiyorsun. Peki. Ben de sizi uyandırmaya geliyordum. Misafirlerimiz var. Babanız sizi uyandırmamı istemişti. Kim ya? Ne misafiri? Şu rezilliğe bakın ya. Ne bakın Allah aşkına ya. Ne demişler? Alma mazlumunu ahını, çıkar aheste aheste. İşte benim kızımı üzenler böyle rezil olur işte. Ay yok artık Hüseyin. Doğru değildir bu haber. Ne doğru değil ya? Ne doğru değil? Doğru haber anne. Ben kendi gözlerimle gördüm. İhbar ettim. Kızım sen nereden öğrendin? Orasını karıştırma babacığım. Ne oldu anne? Pek bir şaşırdın. Konduramadım mı yenige? Aman canım bize ne ki? Hadi gelsene. Gel sen de otur güzel kızım. Bak misafirlerimiz var. Aşk olsun Hande. Betül'le Yaman ciddi bir ilişkiye girmiş ve sen bize haber vermiyorsun öyle mi güzel kızım? Betül benim en yakın arkadaşım ya anne. Senin de kızın sayılır. Kendisi söylesin istedim. Sağ ol canım. Ya biz aslında Yaman'la beraber söylemek istiyorduk ama yemeğe davet edince... Canım. İsabet olmuş. Anne bak. Yaman damadın oldu. Betül de kızın sayılır. Sonunda bir damadım var. Değil mi? Ben aslında Betül'le Yaman'ı her zaman birbirine çok yakıştırdım ama söylemedim. Nihayet ateş bacayı sardı. Allah tamamı erdirsin güzel kız. Çok teşekkür ederiz Zümrüt teyze. Mutlu olmak herkesin hakkı. Değil mi? Hak eden mutlu olsun. Bakın Feride. Gitti ne yediği belirsiz bir kız getirdi. Daha bir ayı doldurmadan çocuğa boynuzu taktı. Allah kimsenin başına vermesin ya. Vermesin babacığım, vallahi çok zor. İhanet öyle kolay kolay kaldırılabilecek bir yük değil. Bedelini er geç herkes ödeyecek. Fatoş'um ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Hadi buyurun. Afiyet olsun abi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.
Annem. Bak. Ayşe'yi ısınamadığını biliyorum. Ama ona iftira da atmasın. Ferit yani kızgınlıkta bir şeyler söyledi. Ama onu en iyi sen tanıyorsun. O senden vazgeçemez ki. Değil mi? Sen bizim annemizsin. Sen bu ailenin kalesisin. Eğer sen yıkılırsan hepimiz yıkılırız. Dağılır gideriz. Hem ben Ferit'in kulaklarını çekerim. Hadi bir gül. Hadi gül biraz. Nasıl yakışıyor? Allah seni başımızdan eksik etmesin annem benim. Oğlum. Şey, aha, kırmızı tofil. Kırmızı tofil Nezim. Yine kırılmış mı? Kırıldı. Kırıldı. Yenisini almayacaksın değil mi bize, ha? Azade Sultan. Almayacağım tabii. Mecbur tamir edeceğiz o zaman, ne yapalım? Siz bilirsiniz. İsterseniz etmeyin. Kız sen var ya. Ya bir tane kırmızı oyuncakla koca çocukluğumuzu geçirttin bizi. Vicdansız. Seni çok seviyorum. Tamam ben bunu aldım. Kaçtım. Anne. Oğlum. Yeter artık yeme. İşte böyle yapıyor. Ondan sonra geceleri uyuyamıyor. Ya çok güzel yapıyor. Yansız yapmış. Sen de evlenince bana böyle yapacaksın değil mi? Bunların hepsi böyle yapar. Ben sabahtan beri bundayım da üstümü değiştireceğim. Yemeği beğendiniz mi çocuklar? Tatlıya geçelim mi? Çok güzel Zümrüt teyze. Çok beğendim. Çok teşekkürler. Bir saniye benim buna bakmam lazım. Kusura bakmayın. Genel müdür oldun. Artık makam mevki sahibi oldu ya. Vallahi zor görürsün ne desem bunu. Ne zamandır oradasın sen? Ne işin var benim odamda? Ne yapıyorsun odamda ya? Çık dışarı, biri görecek. Aç şunu Yaman. Senin neyin var? Anlat bakayım ya. Bir şeyim yok benim. Sen git sevgilinle ilgilen. Sende bir şey var. Ben senin gözündeki buğdan, dudağını yana devirmenden anlarım. Seni tanıyorum anne. Tanımıyorsun ki sen beni. Kimse tanımıyor. Ailemle dahil. Hande'yi gördün mü? Üzerini değiştirecekti Hüseyin Bey. Ya Yaman da ortalıktan kayboldu. Bir dakika. İnsan bazen kendisini bile tanımıyor. Varoluş sancınla ilgilenmiyorum. Dokunmadım bile sana. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Sevgilin aşağıda. Şüphelenecek. Görürse çok üzülür. Üzülmesini istemiyorum. Gerçekten mi? Yaman ne yapmaya çalıştığını görüyorum. Ayrıca Betül'ü buraya getirip beni kıskandırmaya çalışman çok salakça.
Oğuz kim? Sana ne? Görüştüğüm biri. Ayrıca müsaade eder misin? Biri gelecek şimdi. Hande. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Betül, güzel kızım. Seni her zaman ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Madem Yaman'la böyle ciddi bir ilişkiye başladınız, bundan sonra birbirinize sımsıkı sarılın. Hande ile o mesele bitti Sümrüt teyze. Sen yine de beni dinle. Sakın kimsenin seni üzmesine, kırmasına müsaade etme. Ya neredeler bunlar? Yeni işi kutlayacağız, ortada yoklar ya. Manyağa bak. Bekle, geliyorum. Ya çok pardon, önemliydi, kapatamadım. makam mevki sahibi oldun. Genel müdürsün, seni rahat bırakmazlar. Manyak mısın sen be? Ne işin var benim evimde? Sen cevap ver bakalım. Senin ne işin var benim Ayşe ile saklandığım evde? Kimle o yanına getirdin kadını? Yaran var ya, yardıma geldik. Kızım, benimle oyun oynama. Ne alt yediğini biliyorum. Minik bir araştırma yetti. Sen buraya Ayşe'yi istediğin için gelmedin mi? Sen de Ayşe'ye kaptırdığın adamı istemiyor musun? Ha? Ama yanlış adama çattın. Sana Ayşe'yi harcatmam. Ayşe üzülürse, dünya üzülür. Ayşe'yi yakanı yakarım. Kendimi bile yakarım onun için. Bunu kafana sok. Ayşe'den de uzak dur. Hadi bana eyvallah. Getir kızım. Ayşe. Odana baktım, yoktun. İyi misin? Hiç iyi değilim Medya abla. Bak biliyorum bana düşmez ama dayanamayacağım, soracağım. Senin hayatında biri mi var? Yani eski bir aşık, aşık falan. Yani sonuçta evlilik oyunu sizinki, suçlayamam seni. Olur yani. Yok Vedi abla ya. Benim hayatta aşka düşecek vaktim olmadı ki hiç. Ben hayat ailesiyle yaşadım arkadaşlarımla. Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı vardı. Ferit'e söylemek istedim ama yapamadım. Ben de kendi kendimi halletmeye çalıştım. Elimi yüzüme bulaştırdım. Ferit bana güvendi. Ben onun gözünün içine baka baka sustum. İnsanın kalbi söyledikleriyle değil, sustuklarıyla kanıyor değil mi?
Konuştun mu kocandan ama dangalakla? Yarın kaçıyor muyuz? Ferit. Oğlum bak bak bak. Eski bir arkadaşa merhaba de bak. Ana o ne la? Nereden çıktı? Vay be. Yine dağılmış bu baksana. Ha, dağılmış. Valide Sultan emretti. Dedi ki Ferit'le beraber bunu tamir edin burada. Her zamanki gibi. Ferit'i kim tamir edecek deseydin ona? Ya oğlum bu sefer haksızlık ettin ya. Yapma Allah'ın aşkına. Canı yandı kadın. Benim canımın her yanışında onun parmağı var abi. Ferit. Bak bu sefer boşuna günahını aldın. Vallahi bak. Oğlum senin hiç aklına yatıyor mu? Ha? Koskoca Azade Sultan. Yani soyadına ne kadar önem verdiğini biliyorsun. Böyle bir şey yapıp üstüne bir de bunu haber yaptırır mı? Bizi, ailemizi rezil eder mi hiç? Deli misin oğlum sen? Annemi çok iyi tanıyorum. O eve gitmeseydi sessiz kalmazdı. Ya varsa bir şey gelsin bana söylesin. Ya of. Ferit oğlum bak şimdi. Ya. Belki de seni üzmeden çözmeye çalıştı. Anladın? Oğlum her anne evladını sakınır. Ayşe ne diyor? Neymiş? Var mıymış aslı astarı bu mesele? Yine elimde kaldı. Oğlum bu bitmiş bu. Tofil ya, tofile bak ya. Hayır ya, oğlum olsa yine bunu verir ha. Vallahi verir. Ya gel buraya. Aslanım benim. Rahatsız olma sen. Fazla oturmayacağım. Halatı sormaya geldim sana. Hangi dağda kurdu adı? Çok zaman oldu sen bana halatı sormayalı. Çok bölündük İhsan. Bin bir parçaya bölündük. Un ufak olduk. Yani kardeşim de kırıntılarımla idare eder diyorsun. Sana çok sevdiklerini küsüyor. İhsan bir sıkıntın varsa bana söyle. Sen de canımı sıkma böyle surat asarak ne olur. Sinan'ı sen mi gönderdin? Lojistiği denetlesin diye. Sen buna mı alındın? Geçenlerde herkesin ortasında sofrada çektin ayarı. Kardeşim de olsa kimse vazgeçilmez değil falan demeler. Bu benim için hala geçerli. İş başka, kardeşlik başka İhsan. Bak kendi oğlumu ben genel müdür yapmadım. Sence niye? O da amcası gibi sorumsuz. Değil mi? Bu. Bunlar üzülüp kızılacak şeyler değil İhsan. Adnan yorulmaz. Adnan dinlenmez. Adnan eker, sancakzadeler biçer. Bunca yıl ektin de ne oldu abi? Hı? Mutlu musun? Akşam akşam benim tadımı kaçırmasan. Ha? Kaçsın abi. Kaçsın. Bir kere de benim yüzümden kaçsın tadın. Ya sen 15 yaşında bir çocuktun bunlar seni sömürmeye başladığında. Koleje gönderdiler. Kızlarıyla evlendirdiler. Niye abi? Ha? Niye? Çünkü Adnan ekecek, sancaksadeler biçecek. Ya ben abimin yüzüne hasretim ya. Şimdi de öyle. Çalış, 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 çalış. Bu neymiş ya? Adam öldü gitti. Şimdi de kızı çalıştırıyor seni. İhsan, yeter artık. Yetmez abi. Madem buraya geldin, iki dakika dinleyeceksin kardeşini.
Çocukluğunu feda ettin. Gençliğini feda ettin bu sancaksadelere. Seni feda ettim mi? Ya beni boş ver ya. Boş ver beni. Ben sevdiğim kadınla nerede olsa mutlu olurum. Ama sen sevdiğin kadını bile sancaksadelere feda ettin. Ben senin Azade ile evlenmeden önce bir kızı deli gibi sevdiğini biliyorum. Gel Bediye. Ben de kalkıyordum zaten. Rahatsız olmayın. Ben yatıyorum İhsan. Tamam aşkım. Bir gün ağabeyinin boşa kürek çekmediğini anlayacaksın İhsan. Görüşürüz. Önemliyse aç bence. Önemli değil. Yarın konuşurum. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Uyumadın mı sen? Yok, uyumadım. Seni bekledim. Uysaydın geç oldu. Sinan, ben sensiz uyumayı bilmiyorum. Ben sensiz yaşamayı da bilmiyorum. Sen bunları bana öğretmedin ki. Sen iyi misin kızım? Sen iyi misin? Yorgunum ya. Fena. Sinan, sen benden mi yoruldun yoksa? Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Allah Allah, gece gece nereden çıkıyor bunlar? Hadi Leman ya, Allah rahatlık versin. Allah sana da rahatlık versin Sinan. Evet abi, kazma kürek işine başlayabiliriz. Yaman, burası iyi diyorsun değil mi? Abi kimse akıl etmez burayı. Baksana boş boş arazi. Ne? Emanetleri getir bakalım.
benim. Hayır. Sakin ol. Senin ne işin var burada? Nasıl girdin buraya? Ya Ferit uyanırsa? Üzüm, ben hapisten kaçmış adamım ya. Güvenliğe atlatıp arka kapıdan girdim. Telefonun kapalı. Aradım aradım açmıyorsun. Çıldırdım ben o evde. Bir de... Niye ayrı uyuyorsunuz siz? Ha? Benim sizinle evlendin değil mi o adamla? Bütün gün kocamın telefonlarını açamadım. O yüzden kavga ettik, ayrı uyuyoruz, anladın mı? Hala kocam diyorsun Ayşe. Hala kocam diyorsun. Aa, bak lütfen yalvarırım, ne olur git buradan, git. Birlikte gideceğiz. Şimdi gideceğiz. Hadi hazırlan. Benim daha fazla sabrım yok. Bak, hele bir sabah olsun. Geleceğim yanına, konuşacağız, söz veriyorum. Ama lütfen şimdi nasıl geldiysen öyle aynı yerden git. Bahar, lütfen git, git. Sensiz gitmem. Gitmem kızım sensiz. Ya, bak beni birazcık seviyorsan yapma bunu buna, ne olur. Ben bunları hak etmiyorum ya. Vallahi hak etmiyorum. Sen nasıl laf ya? Ha? Tamam. Tamam, gidiyorum ben. Ama sabah bekleyeceğim ha. Nasıl geldin sen buraya? Arka kapıdan. Olmaz. Arka kapı olmaz. Bekle. Geç. Hadi. Sabah bekliyorum. Neredeydin sen? Uykum kaçtı. Hava almaya çıkmıştım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Neredesin? Seni bekliyorum. Ayşe neredesin? Ara beni. Neden telefonun kapalı? Ayşe. Neredesin Ayşe? Sabah gelecektin. Geceden beri bekliyorum seni. Evli olduğumu bildiğin halde neden beni zor duruma sokuyorsun ya? İkimizin de başı belaya girecek Bağ. Benim başım belaya girebilir. Korkum yok. Ne gelecekse gelsin sen. Orada mısın? Ya kızım neyi anlamıyorsun sen ya? Ben sensiz ölüyorum diyorum Ayşe, ölüyorum diyorum ya. Tam kapının önüne çık ya, ben geliyorum. Ben geliyorum, tamam mı? Sakın. Tamam, ben bir yolunu bulup geleceğim yanına. Sen sakın oradan ayrılma. Günaydın. Ne oldu, korkuttun mu? Kusura bakma. Yok, yeni uyanmıştım da dalmışım. Ne bu yüzünün hali ya? Bir şeyim yok. Üstümü değiştirmeye gidiyorum. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Buralardayım. Sen iyi olduğuna emin misin? Dün geceden beri telefonun susmadı. Maşallah şimdi de elinde. Diken üstündesin belli. Bir şey var. Yok bir şeyim. İyiyim. Peki. Ya baba şunu şöyle terlesin yeme Allah aşkına ya. Küçükken annemin kahvesinin telvesini de böyle gizli gizli yerdim. İşte alışkanlık olmuş, alışkanlık zor iş. Kolay kolay değişmiyor. Bak bir. Ne? Hayır. Al kız. Hayır ya, istemiyorum. Al kız. İstemiyorum. Hadi hazırsan seni de bırakayım. Tamam, hadi çıkalım. Cenk'in annesiyle tanışmanıza çok şaşırdım. Siz de mi aynı okuldaydınız? Ha şey, Ebru'yla.
Ebru'yla şeydik ya. Öyle uzaktan tanışıyorduk. Hı. Kimmiş bu senin uzaktan tanıdığın? Merak ettim. Ben tanıyor muyum bu Ebru'yu? Evet, tanıyorsun ya anne. Hani Almanya'dan gelen arkadaşım Cenk var. Onun annesi işte. Baban onun annesini mi tanıyor? Hı hı. Ama böyle olmaz ki. Benim işim gücüm var. Siz beni böyle lafa tutmayın. Hadi, hadi. Hadi görüşürüz. Anne. Okula mı? Hı hı. Hadi bakalım. Güle güle. Görüşürüz. Yaman hazırlan. Ayşe Hanım nerede? Ayşe Hanım. Heh, buradayım. Hep birlikte çarşıya gideceğiz. Madem benim aldığım kıyafetleri beğenmediniz, siz kendiniz seçersiniz. Ayrıca başka ihtiyaçlarınız varsa onları da alırız. Hadi çabuk olun. Sıcaklar bastırmadan gidelim. Uyuyorum. Hande Hanım, Azade Hanım çarşıya çıkmış da Ayten arada söyledi. Kafayı mı yedin kızım sen? Bana ne bundan? Yalnız çarşıya yeni gelinle beraber çıkmış. Ona alışveriş yapılacakmış. Ne diyorsun sen ya? Akşam görüşürüz. E hadi bakalım. Hadi bay bay. Dikkat et kendine. Sen de. İşine bak oğlum, işine bak. Hadi yola devam. Ebru. Ebru. Ebru! Arkadaşlar bir açılın bir. Açılın bir. Dur. Ebru iyi misin? Ebru iyi misin? Su, kolonya bir şey var mı yanınızda? Var. Ebru. 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 Buyurun. Ver, ver. Buyurun. Ver ablacığım, ver. Ebru, şunu bir kokla bakalım bir. İyi misin? Ha, benim. Gel, kalkabilir misin? Gel. Gel, 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 gel. Gel, ol. Tamam. İyisin değil mi? İyiyim. Tamam, daha iyisin. Tamam arkadaşlar, dağılalım. Bir şey yok. Bir şey yok, kendine geldi. Tamam. Arabam şurada, eve bırakayım mı seni? Gel, yürüyebilirsin değil mi? Gel, yavaş. Tamam, yavaş. Azade Hanım, yeni aksesuarlarımız var. Buyurun. Başka zaman geliriz. Her zaman bekleriz. Sağ ol. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Bastığı gelen bu muymuş? Mahallede basmış aşıklar. Her şeye bak. Azade Hanımcığım, çok güzel bal ayırdım size. Sağ ol. Konağa gönderirsin çocukla. Peki. Afiyet olsun. Akif Usta, ne yaptı senin oğlan? Kazandı mı okulu? Çok şükür Rabbime. Hukuk okuyacak Ferit abisi gibi. Aferin ona. Gitsin bankada hesap açtırsın. Bizim vakıftan burs ayarlayalım. Allah sizden razı olsun Azade Hanım. Çok sağ olun. Ne demek? Sen bu cuma bir lokma döküver. Namaz çıkışında dağıtalım. Hayır dualarını alalım. Emriniz olur hanımım. Döküp dağıtırım ben. Allah kabul etsin efendim. Çok çekti gelinlerinden. Öncekini bıraktı, bunu buldu. Koca Azade Hanım, görüyor musun ne hallere düştü? Buraya bakın! Herkes beni dinlesin.
aranızda beni tanımayan var mı? Aranızda benden ve ailemden iyilik görmeyen, rızkını yemeyen var mı? Azade Sancakzade'nin karşısında el pençe duranlar şimdi arkasından mı konuşuyor? Sancakzadeler bu memlekete hizmet vermiş, aşk getirmiş, iş getirmiş, saygıdeğer bir ailedir. Şunu kafanıza iyice sokun. Benim boynumu kimse bükemez. Çünkü kimseye bir zararımız, bir kusurumuz, bir namussuzluğumuz olmadı çok şükür. Bakın, iki gelinim de aslanlar gibi yanımda. Alnımız açık, başımız dik dolaşıyoruz. Eğer aranızda benim, çocuklarımın, gelinlerimin bir ayıbını, bir kötülüğünü gören, bir kusurunu, bir namussuzluğunu gören, şahit olan varsa çıksın karşıma konuşsun. Mertçe, hadi. Hadi, bekliyorum. Tabii, arkadan konuşmak kolay. Yok mu içinize mert biri? Yok mu? Ha? Anladım. Demek yok. O zaman dedikodu yapmayacaksınız. Nankörlük etmeyecek. İşinize, gücünüze bakacaksınız. Hadi. Herkes işinin başına. Hadi. Yürüyün, gidiyoruz. Şu halı sizin yatak odanıza çok yakışır. Beğendin mi? Evet, güzelmiş. Beğenip beğenmemen umurumda bile değil, biliyorsun değil mi? Buraya senin için değil, benim için. Yıkmaya çalıştığın ailemin itibarını korumak için geldik. Sakın başka bir şey için umutlanma. Umudumu size bağlayacak kadar saf değilim Azade Hanım. Aile itibarınızın her şeyden kıymetli olduğunu gayet iyi biliyorum. Merak etmeyin. Güzel. Madem bu kadar iyi biliyorsun, bundan sonra ona göre davranmayı öğren. Ayağın denk al artık. Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum da konağa gidebilir miyim? Tabii Leman, gidebilirsin. İyi günler. Dikkat et, geçmiş olsun. Uğur Bey, biz buradaki halıyı beğendik. Uygun bir zamanda gelip bakacağız. Hayırlı işler. Sağ olun. Sen bir hapishane kaçkınına göre fazla mı cesursun? Bana mı öyle geliyor? Ne fazla rahat. Sen hayırdır ya? Benim evime gelmeler, tehditler, yakarım yıkarımlar. Hapishaneye geri mi dönmek istiyorsun? Kolayı var. Bir telefona bakar. İhbar mı edeceksin beni? Et hadi. Ara. Ama polis bana soracak. Nasıl kaçtın? Kim yardım etti? Kimden destek aldın? Nerede kaldın? Beraber içeride paşa paşa gün sayarız, var mısın? Tamam, varım. Kavuş arkadaşım. Sayılı gün çabuk geçer nasılsa. Ben cinayetten hüküm giymedim ki. Senden çok önce çıkmış olurum. Polis ihbar attı. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo memur bey, ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Kızım sen. Ne yapıyorsun kızım sen, manyak mısın? Hem de ne manyağım, bir bilsen. Tanıyınca anlarsın. Ben sana yardım eli uzattım. Sen o eli kırmaya çalışıyorsun. Aynı tarafta olduğumuzu görmeyecek bir beyin mi var sende? Anlayan yerlerinde sorun mu var senin? Ayşe'yi mi istiyorsun? Bekleyeceksin. Benden habersiz adım atmak yok. Bir şeyler getirdim, giy onları. Bir saniye kaçkın olduğun 350 metreden belli olur.
Al bunu da. Hem fakirsin hem özgüvenli. Olmaz öyle. Üç kuruşluk ruhumla. Sen beni delirteceksin mi kızım? Hani hemen gelecektin. Bekle, geliyorum. Ayşen, sizi bekliyorduk. Ya benim birkaç eksiğim vardı. Onları alsam hazır çıkmışken. Ya siz gitseniz ben sonra taksiyle gelirim. Keşke söyleseydiniz, alırdık. Şimdi aklıma geldi. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Gerçekler gecikmeyi sevmez. Hadi bakalım. Hatırlıyor musun? Eskiden bana küserdin. Bir hafta konuşmazdın. Sonra ben kendimi affettirmek için çeşit çeşit şebeklikler yapardım. Hatta bir defa kafa üstü düşmüştüm de. Ondan sonra böyle oldum herhalde. Ebru. Senin bir derdin var. Niye anlatmıyorsun? Tamam. Tamam hadi ben seni eve bırakayım. Yok. Gerek yok. Kendim giderim. Görüşürüz. Ebru. Yani... Ya... Çok zaman geçti biliyorum ama... Yani bir derdim varsa... Ben elimden geleni yaparım. Evet Sinan. Çok zaman geçti. Köprünün altından çok sular aktı. İkimiz de o şaşkın gençler değiliz artık. Sen kendi kurduğun mutlu yuvanla ilgilen. Başkalarınınkini de kurcalama. Tamam mı? Sen hala o şaşkın çocuksun Sinem. Kadın sana niye derdini anlatsın ki? Mal Sinem. Allah'ın malı. Annem nerede? Annem iyi mi? Dur tamam sakin ol. İyi annen. Eve gitti. Sakin. Babam olacak şerefsiz hayatta olduğu sürece annem iyi falan olamaz. Leman'cığım, bak çok güzel çilek reçeli yaptım. Sana da getirdim tadına bak diye. Leman. Hayırdır? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne oldu? Kusura bakma yenge, dalmışım öyle. Sorun değil. Ama sende bir haller var. Ne oldu? Azade mi laf soktu yine? Geçen gün bir kapışmıştınız ya. Yok, aramız iyi. Barıştık zaten. Aman iyi. Maşallah. Allah muhabbetinizi artırsın. Ya sana bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Allah'ın bildiğini kullan, niye saklayayım? İhsan abi sana çok aşık. Seni çok seviyor. Böyle gözlerinin içine bakıyor. Bunca yıldır nasıl oldu da bu değişmedi? Evlilik aşkı öldürür derler. Sizinki neden ölmedi? Aşkı öldüren evlilik değildir ki güzelim. Birbirini kafesteki iki kuş gibi görmektir. Bak şimdi sen evliliği kafes, kendini de o kafesteki kuş gibi görürsen... ...ortada ne aşk kalır ne sevgi kalır. Peki İhsan abi çocuk istemedi mi? Bir çocuğunuz olsaydı sence evliliğiniz değişir miydi?
Gel buraya. Oğlum. Ne yapıyorsun sen burada ya? Hatırladın mı beni? Bana bak. Bu adamlar mı dinlendiriyor seni? Bak. Sana yardım edebilirim. Gelir misin benimle? Beni çok döverler. Kim dövüyor ya? Ben buradayken sana kim ne yapabilir? Hadi yürü gidiyoruz. Gel. Hayırdır birader? Nereye götüreyim oğlumu? Senin mi? Babasıyım. Hadi ya. E nasıl anlayacağız babası olduğunu? Var mı bir kimlik falan? Var tabii ki. Gösterelim mi? Bas git lan! Bas git lan! Defol! Bak. Gittiler. Gördün mü? Sana hiç kimse bir şey yapamaz, tamam mı? Korkulacak bir şey yok yani. Hadi bakalım. Seni annene babana götürelim. Benim ailem yok ki. Nasıl yok ya? Sen nerede kalıyorsun? Ben direndiremlerin evinde. E tamam işte. Polise gidelim. Bunları anlatırsın. Bunların hepsini yakalayıp içeri atarlar. Sana da güzel bir kalacak yer buluruz, olur mu? Hadi. Ne olur abi, ne olur. Beni polise götürme. Oğlum niye götürmeyeyim ya? Sen onları mı koruyorsun yoksa? Abi eğer polise gidersem annemi bulup öldürürler. Dur. Sen annen nerede ki senin? Bilmiyorum ama onlar biliyor. Bana polise gidersen annen ölür dediler. Sen gel böyle gel. Beni takip mi ediyorsun? Evet, ediyorum. Ne işin var senin burada? Ha? Ne yapıyorsun bu mahallede? Beni sorguya mı çekiyorsun? Çekiyorum Ayşe, çekiyorum. Bir şey var anlatmıyorsun. Benden bir şey saklıyorsun. Ne oluyor? Anlatsana. Sen de gizli gizli beni takip edip öğrenirim mi diyorsun? Benim tanıdığım Ayşe bu değil. Ben hep böyleydim. Sen kafanda nasıl bir Ayşe yarattın bilmiyorum. Partiden sonra yüreğini, duygularını dökmek isteyen Ayşe nerede? Oyun oynamıyordu o. Gerçekti, içtendi. Gelecekti. Ama sonra bir şey oldu, vazgeçti. Ne oldu Ayşe? Ne oldu? Şu an karşımda hiç tanımadığım, bilmediğim biri var sanki. Belki de gerçek Ayşe bu Ferit. Güvenmemen gereken, hata yapan, günah işleyen. Seni her an terk edecek biri. Gerçekten çaresiz olduğun o kadar belli ki. Sıkıntın büyük. İyi değilsin. Ya söyle bana. Anlat. Konuş benimle. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Üzülüyorum Ayşe. Neden? Ya neden? Niye üzülmemi istemiyorsun benim ya? Üzülmesin, aç kalmasın, yalnız kalmasın yeter ya. Beni niye bu kadar koruyorsun? Yardım etmek istiyorum, yardım. İstemiyorum, etme. Git başımdan. Ayşe bak iyi değilsin. İzin ver, yardım edeyim sana. Ya ne kadarlık bir geçmişimiz var bizim. Ya ne hakla beni sahipleniyorsun? Neyimsin ya benim? Neyimsin? Sana ne? Ya gerçek kocam olduğunu mu sanmaya başladın? Bu oyun amacını aştı, tamam mı? Saçmalamanın manası yok. Uzak dur benden, yeter, tamam mı? Uzak dur, yeter. Ayşe. Kalpte bir yarasın sen. Nasıl kanar ah bilsen. Seni bulur acısı, söndürür olmaz intikam ateşimden. Kaçsan olmaz, döndüren olmaz ihaneti peşinden. Söz.
yaptın aşk bugün öldü. Yol varamaz düğüne. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Gitme. Neden böyle bir şey yaptın? Gel bak, seni götürmek istediğim bir yer var. Gidelim, orada konuşacağız, olur mu? Gitmek istiyorum. Ayşe, lütfen. Hadi. Gel bakalım. Evime hoş geldin. İşte ben seni dün buraya davet etmiştim. Yarım kalan konuşmamızı tamamlamak için. Ama gelmedin. Biliyor musun, ben hayatımda ilk defa bir kadın için böyle bir hazırlık yaptım. Ayşe çok sevinir diye düşündüm. Heyecanlandım. Öyle düşündüm. Mutlu olur dedim ama olmadı. Her neyse. Ayşe. Hani sen bana duygularımla baş edemiyorum dedin ya. Ben de edemiyorum Ayşe. Edemiyorum. Biliyorum, bu durum ikimize de çok tuhaf geliyor. Ne hissettiğimizi kendimize bile açıklayamıyoruz. Ama bence bu gerçek. Bu oyun değil. Hayat kadar gerçek. Benim kalbimde, mantığımda aynı şeyi söylüyor. Ayşe diyor, Ayşe. Ya niye ağlıyorsun? Kıyamam sana, ağlama. Ağlama, tamam mı? Sandığın gibi değil. Sen beni yanlış anlamışsın. Niye ağlıyorsun o zaman? Ağlamıyorum. Yalan söylemeyi beceremiyorsun Ayşe Hanım. Beceremiyorsun. Seni istemiyorum. Söylediğin şeyleri hissetmiyorum. Özür dilerim. Neyse, böyle kötü şartlarda tanıştık ama Ferit ben. Ayşe ben de. Memnun oldum. Memnun oldum.
Deli bu kız ya. Vallahi deli. Değişik. Çocukluk arkadaşım benim. Canım evladım. Yine sen kaldın be oğlum. Bir tek sen ve ben. Her zamanki gibi. Sandığın gibi değil. Sen beni yanlış anlamışsın. Seni istemiyorum. Söylediğin şeyleri hissetmiyorum. Özür dilerim. Keşke bir şeyler söyleyebilsem be. Ama anlıyorsun beni, biliyorum. İyi ki varsın. Bir tek sen bırakmadın beni. Her zaman yanımdasın be oğlum. Neredesin sen ya? Öldüm meraktan. Kendini bir şey yaptın sandım. Sakin ol. Kimseye bir şey yaptığım yok. Korkmana gerek yok. Kurtuluyorsun benden. Gidiyorum ben Ayşe. Nereye? Uzaklara. Senin olmadığın bir yere. Ama bir şey diyeyim mi? Haklıydın sen. Kimseyi kendini zorla sevdiremezsin. Çok çalıştım, çok çabaladım, çok uğraştım ama başka gözle bakmadın. Bakamadın bana. Canın sağ olsun. Kısmetimiz kapalı demek ki. İyi ol Ayşe. Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak.